Kalitenin lideri Akkaya Avrupa Yolcuları programını sunar. Evet efendim, Aladdin Tepiç ve Şaray halı yıkama 0-21-51-152-6-6-6-1. Önemli efendim burası. www.aladdin-tepiç-reinigung.de-deutschland Blumenstrasse'de, Krefeld'de burayı bilmeyen yok efendim. Halılarınızı titizlikle getirirsiniz. İstiyorsanız gelip alırlar ve buradan götürürler. İki tane süper arabaları var. Bu arabalar sırf böyle sizler için, hizmet için Krefeld'de evlere götürüp, evlerden alınıp evlere tekrar iade, değil mi? Evet, aynen öyle. Teslim alınır, aynı şekilde teslim yapılır. Peki bu Aladdin'i kullanıyor musunuz siz? Böyle büyü, şak, böyle yani... halı, tak eve geldi, evden yıkamaya geldi, kurutuldu ve geldi diye. Aynen, adı gibi yani hızlıyız. Evet. Yani titiziz. Yani elimizden geldiği kadar yapıyoruz. Aladdin. Aladdin halı yıkama. Aladdin halı yıkama Krefeld. Hey. Gece gündüz arıyorum, uçan kuştan soruyorum. Maraşlara gidiyorum, seninle ben Yılmaz kardeş. Seninle ben Sinan inan kardeş. Gece gündüz halılar, gece gündüz çarşılar. Dolaşıp da Krefeld'e Sinanlara, Yılmazlara, inanlara geliyorum. Babalara geliyorum efendim. Evet, burada hakikaten her güzel halıyı daha da güzel yapan güzel bir kuruluş burası efendim. Evet. Üç kardeşten oluşan aile şirketi. Tebrik ediyorum onları. Maraş'ın neresinden? Elbistan Küçük Yapalak. Evet efendim, Elbistan'dan gelmişler yıllar önce. Bu güzel mesleği 5 yıldır burada sürdürüyorlar. Ve Krefeld'de her evdeki halılar buraya geliyor. Evet. Değil mi efendim? Hepsi buraya gelir. Burada titizle yıkanır. Gelmişler teslim olunur. Baba nerede baba? Baba gelmedi, evde. Babaya buradan selam, sevgiler. Haydi baba. Evet Sinan kardeş, burada ne yapıyoruz şimdi burada halıları? Burada şu anda halıların tozu alınır. Evet. Burada yani eski bir yöntem bu aslında ama biz burada kullanmayı tercih ediyoruz. Çünkü burada halıların komple tozu çıkar içinde gördüğünüz gibi. Evet. Yani halılar burada tozu çıktıktan sonra yıkamaya alınır. Yani daha, biz de... Daha titiz olur. Tabii daha temiz. Titiz. Biz zaten silkelenmeyen halıları zaten yıkamada saymıyoruz. İlk önce bizim işimiz halı yıkayacağız. Aslan Sinan, Aslan Yılmaz, Aslan İnan soluk. Halılar yıkanıyor, güzel temizleniyor. Lamba dediğin gibi Aladdin de yanıyor. Lele selamlar efendim, sevgiler efendim, yürüyorsunuz. Çok güzel bir mekan burası Krefeld'de. Her evin temizliği nereden geliyor? O tepik, tepik yani halı. Halıları getiriyorlar burada, yıkıyorlar mis gibi. Önce tozunu alıyorlar, sonra güzelce yıkıyorlar, görüyorsunuz. Bizim Nuray Hanım da kendi halısı gibi maşallah burada temizlik yapıyor. Helal olsun Nuray Hanım'a. Kolay gelsin Nuray Hanım. Sağ ol abi. Nasıl gidiyor? Bu işi de becerdin mi bakıyorum? İyi, iyi gidiyor bak. Tertemiz. Bak şurada da var biraz, şurada da. Şurada, şurada. Bak Sinan, ondan sonra Yılmaz, ondan sonra... Kardeşler vallahi gördün mü seni, hemen işten çıkarır ona göre. Devam, 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 devam. Hadi. Evet efendim, Krefeld'de 5 senedir ev halılarının, dokuma ipek halılarının temizlenmesi sadece ve sadece Aladdin Tepik Reinigung'da. Reinigung temizlemek demek efendim. Bu güzel şirkette yapılır efendim. Her yerde olan halıları, her evin halılarını burada izlikle yıkıyorlar efendim. Görüyorsunuz. Önce toz makinesiyle tozu alınıp sonradan güzelce böyle yıkanıyor halılar. Böyle güzelce kurulanıyor halılar.
Evet efendim. Yılmaz, Sinan, İnan, Soluk Kardeşler İdaresi'ne bu güzel işletme, müşterilerimize göstermiş olduğumuz ilgiden dolayı hem onlar hem de biz iftihar ediyoruz, gurur duyuyoruz diyor. Kim diyor? Yılmaz, Sinan, İnan, Soluk Kardeşler efendim. Evet. Siz ne diyorsunuz bu kardeşlere? Vallahi iyi ki böyle bir yer açmışlar. Evet. Çünkü yani evde halı yıkamak gerçekten zordur. Ev zor, bayanları için. Olmaz olur mu? Tabii zor. Bayanlar için çok kolaylık işte. Getir halını, bırak buraya. Önce tozu alınsın. Toz alınmadan yıkama olmaz abi. Evet. Önce toz alınıyor şurada içeride. Evet. Ondan sonra da yıkama işlemine geçiliyor. Ondan sonra? Ondan sonra evlere paket servisi. Biliyorsun bir zamanlar senin bir şarkı vardı, kirliyim. Benim değil, Fatih. Biliyorum, biliyorum. Ama sen söylemiştin onu değil mi? Belki vokal yapmış olabilirim. Yokmuş yine ondan böyle bir dörtlü. He, kimden? O kirliğimden. Kirliğimden yok. Ne var ona benzer? Benzer işte burada halılar var. Şarkısı diyor. Alkışlayalım hep beraber. Hep beraber bir alkışlayalım. Nuray Hanım'a. Esmerim bişim bişim. Tempo. Ölürüm esmer için. Alem bana düşmandır. Esmer sevdiğim için. Ay hele loy loy loy. Kibar yarim esmerim. Loy hele loy loy loy. Güzel yarim esmerim. Hele loy loy loy. Kibar yarim esmerim loy, hele loy, loy loy, güzel yarim esmerim. Esmer bugün ağlamış, cigerimi dağlamış, kara kaşın üstüne siyah poşi bağlamış. Ay, hele loy, loy loy, kibar yarim esmerim loy, hele loy, loy loy, güzel yarim esmerim. Hele loy loy loy, güzel güzel halılar. Hele loy loy loy, kibar kibar halılar. Evet. Çıkan halıları şu anda koyuyoruz arabaya, sıkmaya atıyoruz. Buradan halının sıkıldıktan sonra makineye girecek şimdi. Evet. Buradan sıkma işlemi. Sıkma işlemi var şu anda. Tamam. %95 suyu çıkıyor. Sadece nemi kalıyor halının. Ondan sonra asıyor. O nemini de kurutmak için farklı bir işlem yapılıyor. Şurada ileride bir oda var, büyük. Evet. Oraya giriyor. Orayı da göreceğiz zaten. Evet efendim, şimdi halıları yıkadı arkadaşlarımız. Şimdi de kurutma işlemini yapan bu makinenin içinde halımız. Ondan sonra halı çıkacak. Tamamıyla işte neminin alınması ve kurutulması için farklı bir işlem uygulanıyor. Onu da daha sonra zaten göreceğiz. İyi ki bu işlem uygulanıyor çünkü sadece hani burada kuruyup da şurada asıldığında eve gittiğinde halı koku yapar. Evet. Koku yapmaması için sen ne yapıyorum demiştin? 48 saat boyunca kurutma odasında kalır. Açılmamaksızın nemi çıkar, güzel kuruttan sonra müşteriye teslim hale gelir. Efendim bu da bir maliyettir. Ama diyor ki biz işimizi en güzel şekilde yapalım. Maliyeti de ne olursa olsun ama halılar kokmadan mis gibi evlere teslim olsun diyor. Şimdi bu ne oldu baba? Sinan baba. Şu anda bu yıkandı. Evet. Güzel boy suyla yıkandı.
Yani özel halı şampuanıyla, yani normal ilaç değil bu, halı şampuanı. Evet. Yıkandı. Şu anda tekrar sıkmaya girecek bunlar. Yani %95 bunun suyu çıktıktan sonra kurt modasına koyuyoruz. Şimdi burada ne yapıyor makinede? Şu anda burada sık. Orada sıkma yapılıyor. Sıkıyor orada. Kurutmaya gidecek şimdi. Şu anda evet. Bu sıktıktan sonra kurutmaya gidecek. Şimdi kurutmaya gidecek. Ve sahibimiz bizim Sinan kardeşimiz bu. Bunun iki tane daha aslan gibi kardeşleri var. Biri İnan, biri de Yılmaz. Bir de baba var. Baba reis. O sonradan gelir. Değil mi Sinan kardeş? Evet, gelmedi. Bunu ne yapıyoruz? Şu anda bunu kurutmaya atacağız. Hadi bakalım atalım. Kurutmaya gideceğiz hadi. Halılar yıkandı tertemiz mis gibi güzel şampuanlarla. Şimdi de bu makinenin içine atıldı. Suyunun sıkılması için İnan kardeşimiz. Evet. Suyu sıkıldı. Bitti yani. Bu şimdi buradan sonra kurutma odasına geçecek. Hıhı. Odasında kardeşimle söylediği gibi 48 saat duracak. Tam 48 saat duracak. Peki kaç derece oradaki sıcaklık? 45 derece sıcaklık var. 45 derece sıcaklıkta 48 saat duracak halılar ve de mis gibi olup hanımefendiler, beyefendiler evlerinize teslim edilecek. Müşterimize teslim edeceğiz. Evet, müşteri memnuniyeti zaten %100 burada efendim. Efendim, birinci işlem yıkama, ikinci işlem sıkma ve üçüncü son final işlem kurutma. Şimdi nasıl kurutuluyor? Onları bize gösterecekler. Oh, mis gibi halılar asılmış buraya. Bunlar yıkanmış mı? Oh, mis gibi olmuş. Bak, of çok güzel. Ne güzel. Sahibi kim acaba? Kimse tanır herhalde halısından izleyince. Ay, bu da çok güzel. Oo, bu ama kurumuş mu? Yok. Bu yeni olan değil mi? Ne? Bu daha bu nemli. Şu an bu 48 saat boyunca bu odada kalacak. Tam 48 saat kalıyor efendim burada ve 45 derece sıcaklıkta. Bunu herkes yapmıyor. Sadece yıkanıyor, asıyorlar. Ondan sonra eve gönderiyorlar. Eve gittiğinde halılar gerçekten çok kötü ve pis kokuyor. O yüzden buradaki kardeşlerimiz, biz masraftan kaçınmıyoruz. Müşteri memnuniyeti bizim için çok çok önemli. Onun için elimizden gelen her şeyi dört dörtlük yapmaya gayret ediyoruz ve yapıyoruz da diyorlar. Evet, aynı öyle. En önemlisi müşterinin memnuniyeti. Zaten o şekilde de kaliteyi sunduğun zaman kazanırsın. İlla ki biz buraya kolay gelmedik. Buraya biz büyük bir çabalarla, müşterimize verdiğimiz en iyi hizmetle bu şekilde buraya kadar geldik. İnşallah da bunu devam edip gireceğiz. Efendim, hiçbir iş aslında kolay değil. Tabii ki şu noktalara gelinceye kadar kim bilir ne sıkıntılar çekildi. Onu Allah biliyor ve buradaki kardeşlerimiz biliyor. Ama işin en önemli kısmı da onca zorluktan, onca zorlu yollardan sonra bu başarılı yollarda olmak ve burada tanınıp ve sevilmek. Bu çok çok önemli değil mi? Çok önemli. İlla ki müşterinin parasını almak değil, müşteriye bir hizmet de vermek önemli. Hizmet vermek, memnun etmek. Bizim için en iyi reklam da zaten budur. Müşterinin memnuniyeti. Zaten memnun olursa müşteri tekrar size gelir. Baksana burada da yüzlerce halı var. Demek ki siz tercih ediliyorsunuz. Şükürler olsun. Ben şu halıyı istiyorum. Şükürler olsun. Hangisi? Bu halı kimin? Hayır, ben isterim onu. Ay ne güzel, evet. Ama bu esnada tabii bu halıları dokuyanlara da, emekçilere de selamlar olsun onlara. Aynen. Da Allah kolaylıklar sağlasın değil mi? Bak çeşit çeşit yapmışlar. Çok zor bir şey bu da. Ben gördüm bir halı dokuma yaparken bir ablamızı, çok zor. Evet. Çok zor. Çok. Hani deniliyor el emeği göz duru diye abi. Gerçekten çok zor. Bunlar hepsi yıkanmış, şimdi kurulanmaya değil mi? Şimdi burada evet evet. Şimdi kurutma işleminde bunlar. 45 derecede 48 saat kalıyor halılar. Thank you.
Efendim 3 işlem var demiştim ama en son 4.'sü de tabii ki bunlar hazır bir şekilde. Kimi bekliyor? Müşterilerini bekliyor. Bunlar hazır. Olur. Müşteriler gelecek. Peki hep geç kalan müşteri oluyor mu? Hani halısını unutup da. Yok unutmuyor hani... da bayağı bir zaman geçiyor ama yine de geliyor müşteri. Eyvah ben halımı unutmuştum. Halı yıkatmıştım. Oluyor bazen bir arada bir oluyor. Evet. Evet. Bak, Allah. Ama. Efendim baksanıza. İpek hamlısı. Bakar mısınız? Çok güzel. Yıkatabilirsiniz diyorsunuz evet. Değil mi efendim? Evet kesinlikle. Evet. Pahalı bir halı, ipek halı. O yüzden de son derece dikkat gerektiren bir şey. Evet, çok dikkat gerektiren bir şey. Dikkat ediyoruz diyorsun zaten. Mecbur, mecbur, çok mecbur. El mahkum. Ay, sonra diyorsun müşteriden. Müşteriden fırça yediniz mi? Fırça. Tabii biraz altına kalkmak da biraz. Biraz fırça yersem sonra fırçalarım halları diyorsun. Aynen. Ama çok şükür şimdiye kadar bir şey olmadı. Çok şükür. Çok memnun. Ben espri yaptım. İşin şakası. Tabii. Evet. Çok güzel valla. Ali abi ne güzel. Oh. Benim kediler bunun üstünde. Yok canım. Kediler daha neler. Görürse tamam yani. Görmesinler. Benim miyavlar görmesin. Hadi şimdi gidelim bakalım. Elinde oya gidiyor toya, dudağı boya vay Menşire Hanım. Elinde oya gidiyor toya, dudağı boya vay Menşire Hanım. Elinde maşa gider ataşa, kızlara paşa vay Menşire Hanım. Elinde paşa gider ataşa, kızlara paşa vay Menşire Hanım. Elinde mili bülbüldür dili, mehlenin gülü vay Menşire Hanım. Elinde mili bülbüldür dili, mehlenin gülü vay Yunus abimiz, Yunus abimiz. Halıdır halı, burası halı, temizleme yeri, kefette halı. Le 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 halı, le 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 halı. Akşam buranıma beraber. Tempo. Efendim şimdi bunlar ipek halılar. Burada bir gün boyunca beklemek zorunda ipek halılar. Neden? Çünkü renklerini muhafaza etmek için, değil mi? Renk vermemeleri evet. için ipek halılarımız bir gün burada bekletiliyor efendim. Şimdi şu anda burada ipek halılarımız bir gün masada beklemesi lazım. Takta masada. O ıslahını alsın diye. Çünkü bunlarda renk olayı var. Rengini veriyor. Onun evet, için bir sadece ıslaklığını alsın düşüncesi de alsın diye. Rengiyle alakalı. Evet. Sonra bu bir gün kalktı sonra bu tekrar aynı şekilde kurtulma tosuna gider. Evet. Orada 48 saat sonra yumuşacık olur bu halılar. Evet. Bunlar ama çok güzel ya. Bunlar çok pahalı değil mi? İran halısı. İran mı? Oo çok çok güzel. Hereke halısı. Hereke. Bu hereke, bu İran efendim. Bu dediğimiz İranların gum halısı. Gum. 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 Evet. Gum ne? Gum ne? Gum. 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 Halı dokumada böyle bir şey var. El dokumalarda. Her ülkenin mesela dokunduğu yer. Hereke, Türkiye'nin Hereke şehrinde dokunuyor. İran'ın Gum şehri. Gum şehri. Anladım evet. Şimdi anladım. Tamam. Keşan'da Keşan şehrinde dokuna. O yüzden isimler oradan geliyor. Oradan geliyor. Şimdi anladım. Abi diyor ki burada bir depomuz var. Ne deposuydu? Orada bu gelen halları eğer evet. Şu anda bunların püskülleri mesela kötü. Bunları veririz. Evet. Müşterinin isteğine göre yaptırırız. Yeni püskül yaptırırız. Şu kağıdını yaptırırız. Mesela bunlar tamire gidecek. Ha. Bizim bir atölyemiz var. O atölyede bir İranlı arkadaşla beraber çalışıyoruz orada. Onunla beraber bu işlemi yaparız en son. Gidelim mi oraya bakalım? Gidelim bir bakalım. Hadi bakalım oraya. Tamam.
Atölyemize gidiyoruz. Atölyemize gidiyoruz. Evet Sayın Sinan ve Yılmaz kardeşim bizi atölyeye getirdi. Atölye dedi. Burası atölye efendim. Neler yapıyor şimdi burada? Burada şu anda o masada gördüğümüz ipekleri, evet, normal el dokuma halıları burada püsküllerini yapıyoruz. Yani müşteri isteğine göre püskül evet, yapıyoruz. Aynı böyle gördüğünüz gibi. Baba yapıyor mu işleri? Merhaba. Merhaba. Nasılsın? Alo Akçı'da. İyi misin İranlı kardeşim? Ben eline sağlık. Ne yapıyor müşteri şimdi bu arada? Burada şu anda. Buraya bir taraf. Buradan. Halının püskülünü yapıyor. Yeni püskül yapıyor buna. Yeni kenarını yapıyor. Evet. Yani çalışmasını yapıyor. Yani çok titizlik de yapıyor. Yani her şey elle yapılıyor burada. Yani makine falan kullanılmıyor. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerimize devayız. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerimize devayız. Bazen şarkı, bazen türkü, gırgır sohbetlerimiz var. Sıla özle mi bitiyor, bundan sonra hep show Türk var. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Her gün ayrı şehirlerde dertlerimize devayız. Avrupa yolcularıyız, sizinleyiz canlarımız. Kalitenin lideri Akkaya, Avrupa Yolcuları programını sundu. Akkaya.